Evet, Öner Tayvaz takipçileri, bugün sizlerle Minecraft'ta 3 artı 1 bir ev yapacağız. Bakalım evimizi beğenecek misiniz? 3 oda 3 salama. Alanı düz yapmak için Fırat'ı Evet. Malzemelerimiz. Şimdi kahverengiyle sarı planks kullanacağım. Evet. Şu. Evet, burayı toplam 5 tane yapacağız. 3, 4, 5. Evet arkadaşlar, şurası böyle oldu. 3 tane ortada, köşelere kahverengi. Buraya 4 tane ortada, köşeler kahverengi. Burası yine aynı. 3. Evet, şimdi de yanları yapacağız. 4 tane. Biz kısa yapıyoruz. Siz isterseniz daha uzun yapabilirsiniz. Ölçüleri iki kat yapabilirsiniz. Siz isterseniz 10 da yaparsınız. 10 çok büyük olur. 6 7 bir zaman kaybolmasın diye 5 Şuraya yaptık. arkadaşlar bakın. Kahverengi bir. 4 tane. 5, 6, 7, 8. Ve bir kahverengi koyuyoruz. Şurası geniş olacak. Binamızın yan tarafı olacak. Bura kaç tane koymuştuk? 4 mü? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz ve kahverengi bırakıyorum. Tavukları alandan uzaklaştıralım. İnşaat var hanımlar. Çıkın başka yere. Evet, yine devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kahverengi bırakıyorum. Ölçüleri unutma. Şurası yine zaten 8 olacak. Simetrik olacak. Yine karşı tarafa geçiyoruz. 5 bitti değil mi? Telefonda yaptığımız için biraz zor oluyor. PC'de daha kolay. Sanki kirbit çöpleriyle olmuş bir şekilde benziyor. Evet arkadaşlar, şimdi de buradan devam ediyoruz. 1, Yine 2, aynısı 3, gibi. 4. Biraz acele etmeye çalışacağım. Sizi bekletmeyi. Kahverengi şurada mı olacak? Evet. 5 mi yapmıştık? 5. Şu an eve benzemiyor ama videonun sonunda göreceğiz. Önyargılı davranmayın. Evet.
Evet arkadaşlar, şimdi bu arkayı dikdörtgen gibi kapatacağız ve evimizin ölçüleri belli olmuş olacak. Şimdi buraya on tane yapıyoruz. Bir köşe bırakıyoruz. Burayı zaten kapatacağız, birleştirmek için. Şimdi bu taraftan Kapatıyoruz. Bilgisayarda sağ tıkladığınız zaman evet, yukarı çıkıp bir bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz. Kale gibi bir şey ya da. Şimdi burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Şuraya direkt paralel bir balkon gibi bir şey yapacağız. Büyük oldu bu. Şurayı kesiyoruz. Karşısı bura mı? Herhalde burası. Evet. Buraya da 3-4 tane falan yapın. Kapatın. İnşallah doğru yapmışızdır. Dış bakışı bakacağız çünkü. Doğru mu? İnsana benzerim. Evet. Hata yapmışım, biliyordum. Şu tarafa kayacak. Evet, ineğimiz zırlıyor. Evet, tam da böyle. Bu. Evet. Bu sefer oldu. İnşaat alanımızda yumurta var. Olmadı. Evet arkadaşlar. Arka balkon da tamam. Şimdi ne yapacağız? Köşeleri yapacağız. İki taraf da eşit olmalı. Görüntüsünde bir şey var. Bana öyle geliyor. Hızlıca köşeleri yapalım. Biraz köşe değil. Üç tane yapıyorum. Bu ne ya? Burası köşe değildi.
Hataları sonra düzeltiriz. Aşağıda bir tane tavuk yumurtası var. Ve akşam oldu. Güneş batıyor birazdan. Evet, bakalım oldu mu? Evet, bütün köşeler tamamlandı. Ne ya? Güneşler batmamış. Hadi güneşin batımını izleyelim. Yatak koyalım. Şimdi yatalım. Evet. Evet, şimdi geldik diğer aşamamıza. Pencere zamanı. Evet arkadaşlar, bir sıra koyalım mı yoksa direkt pencereleri mi takalım? Direkt pencereleri takalım. Evet, şimdi bakın. Şurada iki tane yapıyoruz. Yanında iki tane kalsın. 2 çarpı 2 olsun. Şurada da zaten 3 çarpı 2 olsun. Burada yine 2 çarpı 2. Evet, şuraya geldiğimizde bir boşluk bırakıyoruz. 3 tane yapıyoruz. Ya da 2 boşluk bırakalım. 2 mi bıraktım? 1, 2, 3. Dört çarpı. Oldu mu? Hı hı. Bence buraya bir tane daha cam yapalım. Burası da tamam. Burada iki boşluk bırakıyoruz. 4 2 boşluk. 4. Arada çok mu boşluk kaldı? Ben de şuraya 3 3 3 yapalım. Değil mi? Hı hı. Üç, dört, üç olsun. Evet, böyle daha iyi. Boşluklar aynı mı? Sanki burası fazla. Şimdi. Aynen. Evet, üstlerini kapatalım. İnek orada mahsur kaldı. Oldu mu? Hı. Oldu. Burada yine 2 çarpı. Buraya 3 çarpı 3 yapalım. Burası 2 olacak. 2 çarpı 3 yapmamız daha mantıklı ya. Çünkü hepsi 3 ise 3 olsun ki güzel görünsün. Burası 3 olacak. Gördüğünüz gibi yanlar 3, ortadakiler 2. Şurası duvar olacak ama şura ortası cam olacak. Bu yanları bırakıyoruz. İnşallah başka yerde yapmadık. Hayır, yapmamışız. Bakalım. Tamam mı? Ve diğer tarafta nasıl yapmıştık, hatırlıyor musun? 3 4 3 müydü? 3 5 3'tü. Evet, 3 5 3. 3 5 3 yapıyoruz.
Evet, burası da tamam. Geldik şuraya. Burada kaç yapmışız? 4'e 3 yapmışız. Burası da 4'e 3 olacak. Ama iki boşluk bırakacağız. Evet, camlarımız. Burada bir hata var. Bunun karşıda ne yapmışız? Tamamdır camlar. Bunların üstünü kapatalım. Tamam. Şimdi sarıları alıp camların etrafını ne yapacağız? Kapatacağız. Aslında bunu iki kişilik yapsak daha iyi olurdu. Bu videomuzda sadece dış cepheyi yapacağız. Diğer videomuzda çatı ve bahçe. Çünkü zaman çok fazla oluyor. Sizi sıkmak istemeyiz. Minecraft çok zaman alan bir oyun. Köşeleri sonra kapatacağız. Zaman alıyor ama sonucu güzel oluyor. Evet. Ölçüleri öğrenmeniz sizin için zaten yeterli. Sonrası mantıkla da yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Aynısı yine. Çok kalmadı herhalde. Neredeyse bitti. Daha çok varmış. Binamız büyük olduğu için çok sıkıntı. Keşke kaça kaç olduğunu gösterip kendisi otomatik yapsa. Şurası duvar olacak demiştim zaten.
Daha yarısından fazla var. Evet. İki gündür bu oyuna uğraşıyoruz. Yine akşam oldu. Biraz daha geç olsun da yatalım. En iyisi yatalım, sabah olsun. Bir şey gözükmüyor. Evet, yatalım. 22. dakikaya geldik. Bakalım ne kadar kaldı. Evet, bitmiş. Burada yaptık mı evimizin temeli? Bitiyor. Evet, ama hızlıca köşeler yapalım. Evet, tavukların sesi geliyor Minecraft'ta. Evet, güzel bir ev oldu. Bitti mi? Hı, herhalde. Evet, köşelerimiz de bitti. Uzaktan gösteren evimizi. Evet arkadaşlar, evimizin çatısız hali bu. Bu videomuzda evimizin çatılarını yapmıştık. Daha doğrusu evimizin çatılarını yaptık. Camları yaptık. Diğer videomuzda çatıları yapacağız. Burada temelini attık. Çatı, bahçe. Evet. Zaman kaldıkça yapacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayınız.